Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam Yunus suresinde kaldığımız yerden 93-94. ayetten itibaren okumaya devam ediyoruz. Bitirebileceğimizi düşünüyorum. Bitiririz inşallah. Genel değerlendirmeyi yapabiliriz vakit kalırsa. Olmasa pazartesi günü de veya cumartesi günü akşam da bir tekrar edebiliriz. Çünkü burada Sudur teorisi diye isimlendirdiğimiz, yani çok daha farklı terminoloji olabilir. Benim bilebildiğim kadarıyla veya benim şeyim bu. İskenderiye'de mayalanan, oradaki maya da esasında tek değil. Mısır kökenleri var. Aynı zamanda Yunan kökenleri var. O ikisinin bir karışımı. Mısır kökenleri şey olsa da, Musa öncesinden geliyor olsa da Musa sonrasında etkilenmiş olma durumu var. O bir kısım. Ayrıca Helenistik tarafla da etkileşimi var. İskender sonrasında Potelme Hanedanı'nın şeyiyle ve çok ciddi bir kültür havuzu oluştu İskenderiye'de. Yani adlandırma oradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Şey değil. Neydi onun adı? Basit bir şehir olması veya oradaki kütüphane meselesi değil. Orada ciddi bir kültür havuzu oluştu. Bu kültür havuzunun içerisinde hem Yunan, hem Anadolu, hem Mısır, hem İbrahim'i ve İsrail oğullarının bugün Yahudilik diye ve onun şeyleri olarak, versiyonları olarak karşımıza çıkan İbrahimi dinde ciddi şekilde bir etkileşim yaşandı. Onun mensupları arasında böyle bir etkileşim yaşandı ve buna karşı bunun gelip de peygamberimize ile olan muhatap olması, bunların muhatap olması İsra suresi ve Yunus suresindeki içerikte bu içeriği tanıdık geldi ve bu içeriği gördük. Görmeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz bu noktada. Evet, okumaya devam edelim. Okumamız bittikten sonra zaten bu genel değerlendirmeyi tekrar tekrar yapacağız. Aklımıza, zihnimize otursun. Ayetler arasındaki o bağlantıları dikkatli bir şekilde fark edebilmek için, yani tedebbür edebilmek için. Bu şekilde Kur'an'ın dış tutarlılığı, yani Kur'an'da gelen, yani Kur'an her şeyi Kur'an içerisinde bulmak değil, Kur'an'ın dışında yaşayan insanların ister vahiy kaynaklı olsun, ister insan üretimi kaynaklı olsun, ne olursa olsun, eğer insanlığı, medeniyeti oluşturmuş, etkilemiş ve onu bir hali ise Kur'an elbet ve elbet bunu muhatap alacaktır. Yatsımak açısından alacaktır, eleştirme kritiğini yapmak açısından ele alacaktır, peygamberimize ve inananlara öğretmek için ele alacaktır, değişik şekilde ele alacaktır. Bunun ele almasının sebebi, burada bu hali ele almasının sebebi, İsra suresinde gelip de peygamberimizle tartışacak kadar cüretli olabilmelerinden kaynaklanıyor. Ardından Yunus suresinde de etraflı bir listeyi görüyoruz. Yani pratik bilgiler İsra suresinde, teorik bilgi ise Yunus suresinde karşımıza çıkıyor. Evet, 94. ayetten okumamıza devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in kunte fi şekkin, eğer bir tereddüdün, bir şüphen, bir ikilemin varsa, mimma enzelna ileyke, sana indirdiğimiz konusunda bir şek, bir şüphe, bir ikilem, bir tedirginlik, bir şeyin var ise feselillezine yakraunel kitabe min kablike, senden önceki o kitabı okuyanlara sor. Lekad caekel hakku min rabbike. Lekad, ve buradaki kattaki o şeyi şöyle, yani orada bir kuvvetlendirme edatı var ve şunu bil ki sana Rabbinden tutarlı olan bir şey geldi. Yani burada İsrailoğullarına veya kitaptan bilgiye sahip olanlara sor demek, onların dediğini olduğu gibi kabul et manasına gelmez arkadaşlar. Sor ve anlayacaksın ki sana tutarlı bir şey gelmiş. Onların cevaplarındaki saçmalıklar bile veya onların bir şeyleri saklayıp saklamıyor olmaları bile
veya onların anlattıklarıyla sana verdiklerimiz, çünkü biz bu noktaya, Yunus suresindeki bu noktaya gelene kadar Araf'tan beri Tevrat içerisinde geçen ve İsrailoğullarının veya İbrahim'i sürecin arkasındaki peygamberleri, İbrahim oğullarını ve İsrailoğullarını, bunların içindeki peygamberleri ve onların haberlerini okuduk. Ve onlardan artık belli bir bilgimiz var. Şimdi birisi Davut hakkında bir şey söylediği zaman hop kardeş o iş öyle değil diyebiliyoruz. Yani bu durumda kitabı okuyanlara sor, onlar doğru şeyler söylerlerse tamam ne güzel, zaten Kur'an'ın aynısını söylüyor olmaları gerekir. Kur'an'daki hikayeye uyması gerekir. Ama orada olur olmaz şeyler söylüyorsa, ya siz deli misiniz, siz manyak mısınız deme şansın var. Her halükarda elindeki malzeme artık sen onun hak olduğunu anlayacak kadar bir bilgi elinde var manasına gelir. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Ve tereddüt edenlerden olma artık. Bu net bir şey arkadaşlar. Çünkü onların içerisinde peygamber şu ana kadar tecrübesiyle gelip de gözyaşı içinde ayrılanları gördü. Karşısına dikilip de o işler öyle değil diye herifleri de gördü. Dolayısıyla peygamberimizin buradaki sorması onlardan öğrenmesi manasına gelmez. Öğreneceği çok şey var mıdır? Vardır. Ama eline öyle bir malzeme, öyle bir kritik nokta, kritik şeyler verildi ki şu ana kadar, dedim ki Araf suresinden beri öğreniyoruz. Artık kimse şey yapamaz. Yani gelip de biz Noel'i kutlayacağız bilmem ne falan filan gibi dediklerinde, ya siz hangi Noel'den bahsediyorsunuz? İsa'nın doğumu kış günü müydü? Bu soruyu çok rahatlıkla sorabilme şansı var müminlerin. Veya bir Yahudi'ye biz bekliyoruz ve beklemeye devam ediyoruz dediğinde, İsa'yı niye saymadınız? İşaretler gönder. İşaretleri veren, getiren peygamberleri de siz böyle davrandınız. Bunları biliyoruz. Siz Yahya'yı niye öldürdünüz? Bir kere hele bir şunu söyleyin. Veya Zekeriya'yı niye öldürdünüz? Hele bir şunu söyleyin. Bakın bu noktada o kadar çok yani ceplerini doldurdu ki peygamber ve etrafındaki müminlerin. Ama iş bununla bitmiyor. Çok ciddi bir felsefe, çok ciddi bir tartışma, ikna etme şeyi var. Geleneği var. Tartışma geleneği var. Helenizm ve işte epikürcülük deyin veya işte o Yunan tartışma sanatı deyin. Orada ciddi bir şey var. Bunun Mısır'daki İskenderiye'deki formunun İbrahim'i dini etkilemiş ve peygamberin karşısına dikilip de ya sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Tamam, senin vahiyi aldığına inanabiliriz veya işte Tanrı'dan sudur eden şeyin senden sızdığına da inanabiliriz. Ama ağzından çıkan şu kelimeleri değiştir. Onlar öyle söylenmez. O işler öyle değil. Allah vahiy ediyor değil. Allah insanları cennet cehennem diye öteki tarafta cezalandıracak falan değil. Zaten Allah'tan uzak olmak bir cehennemdir. Allah'a yakın olmaktır cennet. Veya işte Allah'tan sızan şeylerle paralel olmak ve onları yüceltmek. Mesela siz adaleti yüceltici bir ömür yaşarsınız. Adalet uğruna canınızı verirsiniz. Öteki tarafta demeyeyim size, adalet tanrısı, tanrıçası veya işte adalet denen şey neyse Tanrı katında sizi yüceltecek şey de odur. Çünkü siz onu yücelttiniz. Ömür boyu onu yücelttiniz. Veya erdem neyse, sofya neyse, siz eğer ömrünüzü ona harcadıysanız, onun şehidi olduysanız, bu dünyadaki hayatınızdan sonra eğer başka bir şey varsa, siz zaten onun yansımasısınız, ona döneceksiniz, onunla beraber olacaksınız. Onun organizasyonunda bulunacaksınız. Yani sizi Tanrı'ya yaklaştıracak olan şey o. Bu cümleleri sarf edebiliyorlar ve diyorlar ki peygambere, sen gördüğün rüyaları veya senin içine doğan şeyleri yanlış kelimelerle üretiyorsun. Bu kitabı değiştir veya başka şeyler söyle. Bu Kur'an'ı değiştir veya
nasıldı tam metin? Başka şeyler söyle diyorlardı. Ve neredeyse diyerek seni fitneye düşürecekler ve sana vahyettiğimizin dışında bir şeyler söyleteceklerdi sana. Allah'a yama, Allah'a eklenti yaptırtacaklardı. Eğer öyle bir şeyler ona şey verseydin, fırsat verseydin, o zaman o durumda seni halil edineceklerdi. Biz sana eğer bir sebat vermemiş olsaydık, bakın bunlar 73, 74, 75. ayetlerde kâde fiiliyle şey yapıyor. Eğer olsaydı ama olmadı. Biz bu bölgeleri hep olsaydı ama olmadı şeklinde okuyoruz. Bu arada özür dilerim arkadaşlar. Yunus suresinin başındaymış. Bunu değiştir. İ'ti bi Kur'anin gayri haza ev beddelhu. Bunun dışında başka bir metin getir veya onu değiştir dedikleri ayet Yunus'un başında 15. ayetin içerisindeymiş. Yani İsra'da diye aklımda kalmış. Evet. İnnellezine hakkat aleyhim kelimetu Rabbike la yu'minun. Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü, vaadi, daha önce ilan ettiği bir şey var burada. O onlar üzerine gerçekleşti. Nedir bu gerçekleşen? Bunlar eğer büyükleniyorlarsa, yalanlıyorlarsa onların bir fayda sağlanamayacak. Yani vahiy ortada olsa dahi onlar bundan bir fayda sağlamayacaklar. Çünkü kulakları ve kalpleri üzerinde ağırlıklar olacak ve anlayamayacaklar. Bu Rabbimin kelimelerinden, ilanlarından bir tanesi, vaatlerinden bir tanesi bu gerçekleşti. Burada kelimetü kelimesinin sonundaki te açık te arkadaşlar. Bu kelimat şeklinde kelimeleri olarak da okuyabiliriz. Bu durumda gerçekleşen başka kelimeler de bulmamız lazım. Mesela nedir? Lemlelemle cehenneme cümlesi. Yani bu biz cenneti cehennemi onlarla dolduracağız. Sen ve seni takip edenlerle dolduracağız cümlesinin. Bu da gerçekleşti. Bunun gibi başka onları kapsayıcı ilanlar da yapılır. Allah'ın değişmez olan ifadeleri. Ve bunlar sonucunda artık onların yani bunlar eğer gerçekleştiyse sonucu da gerçekleşecektir. Çünkü Rabbimin kelimeleri burada değişmez. Ve hemen biraz sonra geleceğiz zaten 99. ayeti, 100. ayeti biz yapmıştık. Daha önceden gelince okumuştuk, fırsat gelince ne diyordu orada? Ve ma kâne li nefsin, bir kişi için yoktur, olmadı. En tü'minu illa bi iznillah. Allah'ın ilanları dışında onun güveneceği, güvenebileceği, güvenmesi söz konusu değildir. Allah'ın ilanlarına güvenebilirsiniz ancak. Başka ne vardır onun gibi tutarlı olabilecek? İzin kelimesini ilan olarak okuyoruz. Müsaade olarak okumuyoruz. Bakın bu okuyuş ne kadar değiştiriyor. Ki biz bunu sadece bu ayet içerisindeki bu manayı değiştirerek yapsaydık yani cımbızlamış mıyız acaba filan diye yapardık ama bize zaten daha önce benzer bir ayet gelmiş. 64. ayette ne demişti? La tebdile li kelimatillah zalike huvel fevzul azim demişti. Allah'ın kelimelerinde, ilanlarında değişiklik, sözlerinde değişiklik olmaz. Bu en büyük fevz budur. Bu çok büyük bir fevzdir. Çok, yani bundan daha büyük dayanılacak bir şey var mı? Hatta biz bunun, tekrarlamak için söylüyorum, Furkan suresinde daha şeyinde biliyoruz. Mes'ula diyordu. Yani kendisi için mes'ul diyor. Yani soracak, ya Rabbi bize böyle böyle demiştin. Niye bugün böyle diyecek şekilde bir terslik olmayacak. Ve hatta yine okumuştuk üzerine rahmetini yazdığını. Böylece biz o da nerede geçmişti? Geçmişti. İsrailoğulları Mısır'dan kurtarılması meselesinde. Onlara vaat etmişti. Yeryüzünü zayıf bırakılmışlara bırakacağım. Yani inananlara bırakacağım şeklinde. Ve bu sözü de gerçekleştirmişti. Rahmetinden. Ve burada herhangi bir değişiklik, herhangi bir şey olmayacağıyla ilintili net
şeyler de vardı. Evet, 86. ayette ve ne cina bir rahmeti ki minel kavmil kafirin, bizi bu kafir kavimden kurtar dediğinde bunun karşılığında onları kurtardık şeklinde okumuştuk geçen gün. Sıdık kelimesi vardı. Evet. Orayı şu an bulamadım. Atlayarak okuduğumuz yerlerde okuduk galiba. Evet. Üçüncü kelimenin de hatırlatılması, bakın bir sonraki ayette 97'de geliyor. Velev ca'etum kullu ayetin, bütün ayetler, ayetlerin hepsi gelse onlara, ama gelmez. Hatta izâ yerevle azabı azabel elim. Elim olan azap görene kadar, bakın burada la yu'minûne'nin bir açıklaması gibi görünüyor. Ama zaten vaatlerden bir tanesi. Azap görene kadar onlar inanmazlar. Neden? Çünkü onların kalplerinde bir tıkanıklık oluşur. Bu da nedir? Allah'ın kelimelerinden bir tanesidir. Zikrimize kulaklarını tıkayanlar, zikrimizi yalanlayanlar, ayetlerimize görmezden gelenler, ayetlerimize büyüklenenler veya ayetlerimize yalan sayanlar, yalanlayanlar, bakın bu cümlelerin peşinden otomatik mekanizmalar geliyor. Bu otomatik mekanizmalarda ister buna sosyolojik deyin, ister buna psikolojik deyin, isterseniz buna başka şeyler deyin, sünnetullah çerçevesinde Allah'ın koyduğu kurallar, kanunlar ve mekanizmalar, otomatik mekanizmalar. Kur'an'a, vahye büyüklenerek kulağınızı tıkarsanız, büyüklenerek vahye baktığınız zaman, anlamadan yalanladığınız zaman bundan bir fayda sağlamanız mümkün değil. O size rehberlik etmez. Etmeyecek de. Aynı bu nokta devam ediyor açıklama olarak. Velev la kehanet, yani Suriye ismini de veren ayet burası. Velev la kehanet qaryetun amenet fe nefe'aha imanuha illa kavme Yunus. Yunus kavmi haricinde iman edip de imanları fayda veren başka bir kavim olmadı. Bu da yani ne kadar, yani direkten döndü dedikleri bir nokta. Öyle bir yer. Yani sınırdan dönmüşler. Bugün hala zikrediliyor aynı konu. Lemma amenu güvendiklerinde keşefna kaldırdık anhum onlardan azabel hizyi. Onlardan bu zillet azabını kaldırdık. Fil hayati dünya, bu dünyada onların başlarına gelecek olan azabı, helak edecek olan azabı onlardan uzaklaştırdık, kaldırdık. Ve metta'nahum ilahin, belli bir süreye kadar onları metalandırdık. Bakın bir fırsat verilmiş ve bu fırsat değerlendirilmiş. Yani son nokta burası. Siz bundan daha öteye mi geçeceksiniz? Ve burada zaten el-ane dedirterek iki defa hem Firavun'da hem de onlara siz melekleri gördüğünüzde mi inanacaksınız? O esnada işlen geçmiş olur. El-ane deriz ve şey yapmayız. Bakın burası da üçüncü nokta. Yunus kavmi haricinde o noktaya bu kadar yaklaşan olmadı. Şimdi buralarda bu tür neydi onun adı? Mucize denen şeylerin sünnetullahı yıkıp yıkmadığı, yani sünnetullahı parçalayıp parçalamadığı, ya yani orada bir değişikliğe sebep olup olmadığıyla ilintili bir tartışma var. Ben fikrimi burada yine tekrarlayayım. Sünnetullahı parçalayacak, yok edecek veya onu askıya alacak bir mucize tanımını veya gerekliliğini düşünmüyorum. Yani bir olay olur, bu olayın zamanlaması bile bence yeterlidir. Ki bununla ilintili burada bakın bir şey varmış ve onları pas geçmiş. Veya Semud kavmiydi yanlış hatırlamıyorsam, 3 gün sonra gelecek diyor. Ya niye 3 gün sonra? Bakın bu sorunun bir cevabı yok.
Yani inananlar uzaklaşsın, 3 gün mesafeye gitsin, ondan sonra hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Onu görüyoruz şeyin içerisinde. Niye 3 gün sonra? 3 gün içerisinde değişme ihtimali var. Yoksa bir şeyler bir yerlerde olmuş, oradan ki o malzeme artık şu veya bu 3 gün sonra mı ona erişecek? Neden o esnada değil? Eğer sünnetullahı yırtarak, sünnetullahı aşarak bir olay oluyor olsa böyle 3 gün sonra şeklinde bir vaat olmaz arkadaşlar. Olmaması bekleriz. Velevşa'e Rabbuke. Eğer Allah tercih etseydi ki, ama etmedi, levden dolayı bu anlamı veriyoruz. Le'amene men fil ardi küllehum cemi'a. Yeryüzünde olan herkes güvenir ve iman eder ve aynı şeye gelirdi, aynı potaya gelirdi. Hayır, Rabbim böyle bir şeyi tercih etmedi. Olsun demedi. Buradaki tercihi insana bıraktı. Ve insan kendi tercihiyle Rahman'ın tercihiyle oluşmuş yollardan bir tanesine gidecek ve kainatın ertesi gününde ya cennette veya cehennemde olacak. Bu da kendi tercihine bağlı. Bu durumu tercih eden de Rabbimiz. Böyle olmasını tercih eden de Rabbimiz. Bu tercihte bir değişiklik olacak mı? Kesinlikle olmayacak. Efe ente tükrihu ennase hatta tekunu müminin. Güvenilenlerden, inananlardan olsun diye olana kadar sen insanları zorlayacak mısın? Yani Rabbinin mekanizmasına karşı bir tavır mı sergiliyorsun? Ya buna dikkat et. Yani bu, yani herkes cennete girsin. Ya böyle bir şey yok. Herkesin cennete girmeyeceği belli. Bu tür davranan insanların özellikle nasıl davranacağını belgelemek için bir test hayatı oluşturulmuş. Bu testi yok edecek ve herkesi yani testten vazgeçtim. Herkes cennete girsin. Böyle bir değişiklik olamaz arkadaşlar. Rabbim böyle demiş ve böyle olacak. Şimdi 100. ayet tam bunun üzerine geliyor. Diyor ki: "Ve mâ kâne li nefsin, bir kişi için yoktur. En tü'minû illâ bi iznillah." Onun güvenebileceği, iman edebileceği Allah'ın ilanlarından başka ne var ki? Yani bundan daha sağlam bir kulp neresi olabilir? Siz buna güvenerek davranın. Buna güvenerek ölün. Ölümüne buna göre davranın. Ve şundan emin olun ki değişiklik olmayacak. İşte 64. ayette bundan daha büyük bir fevz olabilir mi diyordu. Ve cealur ricse, o ricsi Allah belirler. Alellezine la yaqilun, aklını kullanmayanların üzerine belirler. Orada kılar. Yani eğer aklınızı kullanmıyorsanız, biz bu dünyaya niye geldiydik de imtihan eder miydi, ya vazcayarsa Allah, ya öyle mi acaba, değil mi acaba, bizim onu şey yapmamıza ilgileniyor mu veya çarpar mı, voltajı düşürecek bir şeyler lazım mı? Ya aklını kullan diyor. Sana gelen bir mesaj var. Anlamaya çalış. Ve burada bir değişiklik olmayacağını da anlayacaksın. Ve buna güven ve yola devam et. Yani bu kadar net. Yani amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusulihi. Bunu de. Ve bu kanaldan gelen bilgiyi anlamaya çalış. Ve değişmeyeceğini şey yap. Sana öğretilen Tanrı fikrini bir didikle bakalım. Yani baktığınız zaman Yunanlıların Tanrı fikri esasında ondan önce çok daha şeydir. Yani İskenderiye'deki o fikirden önce çok daha yani Olimpos'un tanrılarına bakarsanız insanlık açısından tam bir trajedidir orası. Yani tanrılar tepişir, insanlar altında ezilir. Yani Tanrı bir şey bir gün böyle demiş, yarın öyle demiş. İnsanlar çatır çatır savaşlarda, şuralarda, buralarda veya işte iki tanrının birbirlerine gıcık gitmesinden dolayı insanlar arada ezilir. Biz bunun şeyini görürüz ve onlar bile bu tanrı fikriyatından umursamaz tanrıya geçebilmişler. Yani
o şeydeki İskenderiye'deki Maya bu kadar güçlü. Yani eski Yunan'dan Roma'ya döndüğümüz zaman Roma'daki o Mitras dini, güneş dini noktası daha sonra Hristiyanlığı da içine alıp da tapınağa giren Hristiyanların kiliseye girmeden önce güneşe doğru yüzlerini çevirip İsa bizim güneşimizdir deyip de içeri girdikleri bir dönemler var arkadaşlar. Yani böyle baktığımız zaman o alttaki Mısır'da mayalanan şeyin nasıl da devam ettiğini görüyoruz. Şimdi oradaki tanrı imajlarına bir bakın. Yani en sevecen, en barış şey, en sevgi dini olan kendini o şekilde lanse eden Hristiyanlığa bakın. İsa'nın şeyi nedir arkadaşlar? Adı İmanuel, kurtarıcı. Yani ne demek kurtarıcı? Kurtarılmak ne demek? Yani öcü bir tanrı var, o yüzden kurtarılıyorsunuz. Yani böyle kurtarmak ancak böyle bir şeydir. Yani niye Meryem'e sığınıyorsunuz? Kimden sığınıyorsunuz Meryem'e? İsa sizi kimden kurtaracak? Bu sorunun cevabını şeyde bulamazsınız arkadaşlar. Ya yani bu zihinlerde oluşmuş tanrı imajıyla alakalı bir şey. İşte Batı kültüründe o topraklardaki o zihindeki tanrı kurtulunması gereken bir tanrıdır. O yüzden bir kurtarıcıya ihtiyaç vardır. Hocam Böyle şifa buradan mı çıkıyor? böyle Çok özür düşün dilerim. bir sen böyle düşündüğünüz zaman anlamlı hale gelir. O yüzden onların zihnine doğru dekod edilir İbrahim'i din. Onlara göre çevrilir ve onlar da bunu o zihinlerindeki Tanrı'yla eşleştirdiklerinde kabul ederler. Sanki İbrahim'i dini kabul etmiş gibi adı öyle olur ama esasında kendi dinleri devam ettirmiş olurlar. İşte vahiy ile eğitilmek bambaşka bir şey. Yoksa vahiy bir kenara atıp adı Hristiyan olsun da gerisi ne olursa olsun şeklinde Paul'ün yaptığı davranışlarla ondan da vazgeçelim, bundan da vazgeçelim, hadi daha çok insan Hristiyan olsun şeklinde baktığınız zaman evet, İran'da bir anda Halid bin Velid'in yanlış davranışından dolayı İslam dünyasıyla savaşa girmiş, ardından yenilmiş ama ardından hazmedilemeyen bir lokma halinde bugüne kadar gelmiştir. Neden? Çünkü Kur'an vahiyle eğitilemedi Müslüman olan insanlar. Eğitilme şansına sahip olamadı. Buyurun ben. Yok yok, kusura bakmayın hocam, ben böldüm. Estağfurullah, Siz buyurun. orada kurtarıcıdan bahsedince benim aklıma şefaat geldi. Şefaat bu mantık üzerinden türeyen bir kavram mı o zaman? Kurtarıcılıkta ortak. Yani Tabii ki, yanlış mı? tabii ki. Bakın, öyle bir şefaat ama bu şefaatte de işte Tanrı'dan bir kurtarıcılık var. Ama Kur'an ne diyor? Bize Furkan da bunu öğretti. İlk teorik derslerimizden bir tanesiydi Furkan ve Fatır. Ne dedi? Er-Rahman. Rahman deyince onların gözü döner dediydi. Onlar zıvanadan çıkar. Çünkü Rahman dediğiniz zaman adamların bütün sermayelerini kibrit suyu döküyorsunuz sermayelerine. Niye? Çünkü Tanrı kötü olacak ki kurtarılabilesin. Tanrı korkunç olacak ki kurtarılabilesin. Tanrı'yla baş edemeyeceksin ki Tanrı öyle keyfe keder olacak ki onun yanında sözü geçen, hatırı geçen, nazı geçen birileri olacak ki siz yanlış yapsanız da o aracıyı şey yaptığınız için, memnun ettiğiniz için kurtulabilirsiniz. Yani kurtulma ifadesi bu manada zihinleri işlemiş. Yani korkunç Tanrı'nın bir yansımasıdır. Korkunç Tanrı zihniyetinin yansımasıdır şefaat fikri, kurtarıcılık fikri. Siz insanların ya kurtulacak bir şey yok, siz adam gibi davranın, o Rahman'dır, bağışlar. Yeter ki adam gibi davranın. Bunun yerine empoze edilen şu, o çarpar bilmem ne eder, siz bize yaltaklanın, işte malınızı verin, ırzınızı verin, her şeyinizi verin. Biz öteki tarafta size bir kefen veririz veya işte bilmem neyin bilmem neyse melekler alır hop götürür. Yani pazarlık böyle.
şeyin neydi onun adı? Bu mekanizma üzerine kilise kurarsınız ve kilisede dersiniz ki ben cennet satıyorum. Gidin insanlık dışı ne halt edebilirseniz edin, hiç fark etmez. Kudüs'ü ele geçirin. O Müslümanlar adındaki o şeytanlardan kurtarın. Ne halt ederseniz edin. Bağışlama sertifikasını verdik. Öteki tarafta cennettesiniz. Adamlar gittiler. Ya giderken daha yarı yolda bırakın Kudüs'ü. İstanbul'a yetişmeden başladılar talan etmeye. Neden? Çünkü günahları bağışlandı. İstanbul'a geldiler. İstanbul'da mahvettiler. Günahları bağışlandı. Hatay'a gittiler. Müslümandan çok Hristiyan'ı öldürdüler. Şehit ettiler. Bağışlandılar. Kudüs'e girdiler. Yani teslim olmuş şehri çatır çatır kestiler. Bağışlandılar. Yani siz yani bunu satan bir şey var. Buna inandırırsanız öyle. Ama insanlar da inanmaya teşne demek ki. Yani bu da nedir? Belki kurban psikolojisiyle, belki bilmem neyle, şuyla buyla. Bunun detayları başka mesele. Ama Kur'an bize hayır öyle değil, hayır öyle değil. O moda girmeyin. Allah size şah damarınızdan daha yakın. Sizin ne yaptığınızı, niye yaptığınızı, niçin yaptığınızı bahaneler üretmenize gerek yok. Mazeret üretmenize gerek yok. Sizin ne yaptığınızı zaten biliyor. Siz davranışlarınızı düzeltin o kadar. Allah'a güvenin ve gereğini yapın. Ya, ve bu konuda burada hiçbir değişiklik olmayacak. Merak etmeyin. Öyle araya aracılar şunlar bunlar filan şey yapmayın. İlan edilmişler haricinde hiçbir organizasyon yok. Hiç kimse başka bir tür organizasyon, bir şefaat mekanizması işletemeyecek. Nedir şefaat? Organizasyon, gruplaşma. Nedir bu? Salihlerden yaz, bizi salihlere kat diye peygamberlerin bile duası var. İşte budur. Salihlerle bir ara, salihler organizasyonu olacak. Salihler gruplaşacak. Hayırlarda yarışanlar bir araya gelecek. 7 ayrı kapısı varsa cennetin 7 ayrı kapısı için 7 ayrı grup oluşacak. Filancalar, buyurun gelin bu kapıdan girin. Filancalar. Siz o filancalar grubuna girebiliyor musunuz? Şefaat budur işte. Ve başka da ilan olmayacak. Yani ey Firavun, filanca Firavun, işte İsis'i memnun eden filanca. Hadi gel. Bu olmayacak. Ey Mahmut Efendi'nin bilmem kimleri. Bu da mı? Bu da olmayacak. Veya İsa tutup hadi bunlar benim şeylerimdir. Sen ona yani bütün insanları çatır çatır cehenneme şey yaparken bunlar bana güvenen insanlar, bunlar çok sevecen insanlar, sağından vurursan soluna dönen insanlar deyip İsa tutup içlerinden birilerini toparlayıp kenara çekmeyecek. O anlamda şefaatin böyle bir şeyi var ama burada ilginç olan yani Kudüs değil, İskenderiye'de oluşan ve eyvallah denilen şeydeki durumda Tanrı zaten korkulacak bir Tanrı değil. Bir kere bunu şey yapalım. Fakat uzak ilgilenmez bir Tanrı. Sorun ondan sudur eden işte birinci akıl, ikinci akıl, üçüncü akıl yani birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema diye aşağıya doğru gelen ondan sudur ettiğini, ondan daha sudur ettiğini, ondan bir aşama daha sudur etti ve Tanrı'dan uzaklaştıkça gittikçe kusurlu olan şeylere ancak ulaşabiliyoruz. Onlara katılabiliyoruz. Bu Kudüs İskender versiyonunda. Yani siz adaletse sizin şeyiniz, bu dünyadaki canınızı vereceğiniz erdem eğer adaletse, siz öldüğünüzde ruhunuz o adalet neyse işte o tanrıça mı diyelim veya işte cin mi diyelim. Bu kelimeler hepsi de hatalı şeyler. Onların şeyinde akıl diyorlar ama akıl da bizim bildiğimiz şekilde bir akıl değil. Yani o filozofların uydurdukları bir kelime o. Çünkü Tanrı'ya iyi, güzel ve akıl demişlerdi. Oradan türeyen bir ifade o. Orada sizin katılacağınız şeydir şefaat mekanizması. Yani o bir şemsiyedir. Eğer siz cesarette misiniz? Cesareti mi şey yapıyorsun? Odur.
siz güzelliği, sanatı mı ölümsüz hale getirdiniz? Yani sizin Afrodit midir sizin şeyiniz, yücelttiğiniz Tanrı'dan sudur eden melek veya Tanrıça? Eğer siz o Tanrıçayı yücelterek onun rahibesi olduysanız, hayatınız onu yüceltmekle geçtiyse, onu yüceltmek için resim yaptıysanız, heykel yaptıysanız, tapınak yaptıysanız, insanlara da yani ne bileyim o şeyleri yapıp onu memnun ettiyseniz, güzelliği yücelttiyseniz, siz öldüğünüz zaman ruhunuz elbette o güzellikle hemhal olacak. Yani ne olacaksa onunla fena fil Afrodit olacaksınız. Yani beklenen şey bu. Fena fil Sofi olacaksınız. Eğer bir filozofsanız. Burada da şefaat, bakın, bir grubun içerisine girmek veya bir şeye katılmak manasında oluyor. Fakat burada hani korkunç Tanrı nerede diye bakacak olursanız, işte burada korkunç Tanrı yok ama bir şefaat mekanizması var. Bakın, zihindeki model ne kadar farklı olursa kelimeler de farklı oluyor. İşte Hristiyanlıktaki kurtarıcı, Emanuel olacak, bilmem ne olacak filan şeklindeki o ismi değiştiremedikleri için orada hala bir şey var. O yüzden zaten doğrudan doğruya bu değil. Yeni Platonculuk denen, Platonius dedikleri bir adam Hristiyanlığı bu noktaya getiriyor. Yani oradaki birleşmeyi, uyumu sağlayan filozof o. Ondan önceki Hristiyanlık ile Platonius'tan önceki, yani yeni Platonculuk denen şeyin öncesiyle sonrasındaki anlayış farklı. İşte bu durumda da en nihayetinde fena fillah oluyorsunuz. Bu durumda korkunç olmasına rağmen yine de ondan sudur eden şeylerle birlikte ona katılıyorsunuz. Yani adalet nereden kaynaklanır? Adalet iyi bir şeydir, Tanrı'dan kaynaklanır. Güzellik neyden kaynaklanır? O iyi, güzel, evet, bu Tanrı'dan kaynaklanır. Akıl, hüküm, adalet, bu nereden kaynaklanır? İşte akıldan kaynaklanır. Yani o hepsi bu Tanrı'dan sudur eden o erdemin parçalarıdır. Siz eğer kendinizi o mekanizmalara entegre edebiliyorsanız, onlarla birlik olabiliyorsanız, nihayetinde Tanrı'yla da birlik olabilirsiniz daha ileriki süreçlerde. Yani bu zihninizde ki kainat algısıyla alakalı. İşte eğer yaratık olarak düşünüyorsanız kendinizi, yaratan yaratık diye düşünüyorsanız böyle bir şey olmaz. Ama eğer siz kendinizi Tanrı'dan başka bir şey yoktur, vahdedi vücut diye bildiğimiz İslam'da onun bir parçası olarak görüyorsanız, eninde sonunda Tanrı'yla bir olacaksınız. Bu fikir Kur'ani midir yoksa başka bir şey midir? Bunu anlamak da bizim akli yeteneğimize kalıyor arkadaşlar, başka bir şey değil. Eğer bu aklımızı kullanmazsak, aynı bu 100. ayetin ikinci kısmındaki bu ricz tepemizde demektir. Yani bu ricz bizi onun bunun kölesi yapar. Onun bunun malı mülkü yapar. Onun bunun adamı yapar. Öteki tarafta da cehennemden başka bir yere götürmez. Bundan daha büyük bir ricz mi olur? Kulin zuru de ki, bak, maza fis semavati ve ma fil ardi ve ma vel ardi, yerde ve göklerde ne var? Bak. Bakınız. De. Ve ma tuğnil ayati. Ayatu. Ayetler fayda vermiyor. Bakın, nereyi gösterdi? Yeni bir kitap gelecek. Yeni bir peygamber gelecek. Diye gelecekle ilintili o bir başka bir şey vermedi. Kainata bakın dedi. Şimdi kainatta ne göreceğiz? İşte vahide aktarılan ve ilan edilen ve değişmeyeceğini söylediği şeylerin izlerini göreceğiz. Ve o ikisi birbirine uyuşacak. Ve yaratan Rab ile bu mesajları gönderen Rabbin aynısı olduğunu anlayacağız. Bu noktada hiçbir mülkülerinin, o aradaki şeylerin hiçbir mülkünün olmadığını anlayacaksınız. Ama
sen istediğin kadar böyle de. Ayetler, yani tek bir ayet filan da değil, ayetler fayda vermez, vermeyecek, vermiyor. Madan dolayı şimdiki zaman vermiyor. Ve nuzuru, uyarılar da vermiyor. Anil kavmil la yu'minun, iman etmeyecek, güvenmeyecek olan bir toplum için ne ayetler ne uyarılar fayda vermiyor. Fehel yenzurune, yentezirune, bakıyor, bekliyorlar mı? İlla misli eyyamil lezi halev min kablihim, daha öncekilerin başına gelen günler gibi. O bugün yani helak günleri veya onların başına gelen o öyle günlerin bir örneğini mi bekliyorlar iman etmek için? İşte Firavun'a da demiş, el-ane demişti ya, aynı şekilde. Kul fenteziru, de ki bekleyiverin. İnni ma'akum minel muntazirin, ben de sizinle birlikte bekliyorum. Yani bu bekleyişte herhangi bir şey olmayacak. Yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, ister küçük kıyamet gelir, ister büyük kıyamet gelir, fark etmez. Veya ayette söylediği gibi, vaat edileni sana gösteririz veya ondan önce seni vefat ettiririz. Hiç fark etmez. Hiçbir şey değişmez. Bizim işte değişmez kurallardan bir tanesi daha. Sümme nüneccî, biz kurtarırız. Rusulena, elçilerimizi. Vellezîne âmenû kezâlike. Ve onun güvenenleri de, resulleri ve güvenenleri böylece kurtarırız. Hakkan aleyna nüncil müminin. Güvenenleri kurtarmak bizim üzerimizde bir haktır. Yani hakkım var dediğiniz zaman gidersiniz karşıdakinin yakasına yapışırsınız arkadaşlar, benim hakkım diyerek. Yani bu öyle bir cümle. Siz Rabbin yakasına yapışabiliyor musunuz? Eğer diyor ki dönersem yapışın. Yapışabilirsin ama dönmeyeceğim. Sözüme güveniyor musunuz? Ona göre davranın. Ben keyfede geder bir tanrı değilim. Ben hasbel kadar bir tanrı değilim. Dün dündür, bugün bugündür diyen bir tanrı değilim. Fikir değiştiren, zırt pırt öyle veya böyle böyle bir değilim. Beni böyle tanıyın, bana güvenin. Sözlerime güvenin. Ona göre davranın. Akıllılık edersiniz. Ben size akıl verdim. Bunun böyle olduğunu anlamıyorsanız da, başka bir şey olacağını zannediyorsanız da, o ritsi de hak ediyorsunuz. Ben işte o ritsi hak edenlerle etmeyenleri ayırt etmek için zaten bu mekanizmayı kurdum. Ve bu mekanizmada da bir değişiklik olmayacak. Ve bu mekanizmadan da herkes geçmeyecek. Zorla hiçbir şey olmayacak. Kul de ki, ya eyyühen nasu, ey insanlar, in kuntum fi şekkin fi dini. Bakın arkadaşlar, şimdi burada bir din kelimesi geçti. Yeni gelen İslam dininden bahsetmiyor. Benim hesabım diyor. Benim hesabımdan bir şüpheniz, bir şeyiniz var ise ey insanlar. Şimdi benim hesabımı anlatacağım size. De. Ve hesabını sun. Yani nasıl bir hesapla kurtulmayı düşünüyorsun? Yani yeryüzünde ne yapmayı düşünüyorsun? Allah'ın rızasını nasıl kazanmayı düşünüyorsun? Yani ben İslam adında başka bir din gönderdim. Şimdi bu dinin parametreleri, bu dinin söylemleri, bu dinin şeyleri şudur. Böyle mi diyecek şimdi? Daha önceki Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri gibi bir din olduğunu mu düşünüyoruz? Hayır. Bakın burada hesap kelimesi aynen benim hesabım şu. فَلَا أَعْبُدُ اِلَّا لِلّٰهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ın dışında sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Benim hesabım bu. Benim şeyim bu. Velakin abdullahi lezi yeteveffani yeteveffakum. Sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ve ümirtu, emredildim ve emredildim. Buyuruldum. En ekune minel müminin. İnananlardan, güvenenlerden olmam emredildi. Ve en ekim veçheke ve dost doğru tut yüzünü, kaldır liddinil hanife
o hanif olan hesaba yüzünü çevir. Ki bunun da İbrahim'in dini olduğunu biliyoruz. Millete İbrahim'e hanifa dediği şey olduğunu. Hesap bu arkadaşlar. Bu hesap kurtarıcı olan hesap. Bu ödev, bu ödenti, bu ödentiyle ancak bu ödentinin gereğidir bu. Bu kadar. Zaten bunun adı da güvenin ve teslim olun. Teslimiyettir. Ve sizi Müslümanlar olarak isimlendirdim. Biz bugün yani bu surenin içinde Nuh'u okuduk. Şey pardon burada Nuh'u okuduk değil mi? Evet. Nerede okuduk Nuh'u? Evet 72. ayette. Ve ümürtü en ekune minel müslimin demişti. Bakın görüyor musunuz? Hiç değişmedi. İslam diye bir din başta geldi ondan sonra bilmem ne oldu şeklinde değil arkadaşlar. İslam dinin ismi değil. İslam dinin tarifi. İslam teslimiyet demektir. Size teslimiyeti seçtim. Ve adınızı da Müslüman olarak şey yaptım. Teslimiyetten başka bir şeye rıza göstermeyeceğim. 72. ayet. Aynen burada devam etti. Bu şekilde şey yaptı. İbrahim'in ismi geçmedi ama biz Hanif kelimesinden zaten tanıyoruz onu. Ve la tekûnenne minel müşrikîn. O ortak koşanlara, Allah'a bunun dışında bir şeyleri ortak koşanlara, yani yaratıcı haricinde o şu veya bu dedikleri, sızdırdıkları, ekledikleri, kenetledikleri ne olursa olsun bir organizasyon halinde bir yerde, göklerde bir mülkiyetten bir pay esayen ettikleri, adadıkları, atadıkları ne olursa olsun onları katma. Hanif olarak yüzünü dön. Bu hesaptan başka bir hesap yok. Ve la tedu min dunillahi ma la yenfa'uke ve la yedurruke. Sana fayda ve zarar veremeyecek olan şeylere çağırma. Fe in fealte, eğer yaparsan fe inneke izen mine zalimin, yanlış yapanlardan olursun. Bakın burada da sure bitiyor. Yani sona doğru geliyor. Şeye itirazlarını yaptı, kritiklerini yaptı ama sonunda hayır o öyle değil, böyle diyerek İbrahimi dinin, milleti İbrahim'in tarifini, tanımını net bir şekilde şey yapıyor. Diyor ki net olun, böyle. Ve in yemseskallahu bir durrin felakeş felahu illa huve. Eğer Allah bir zarar dokunduracak olursa onu ondan başka kaldıracak yoktur. Olamaz. Ve in yuridke bi hayrin, eğer beklenen, beğenilen bir şeyi irade ederse, yani yönlendirirse, yüz tutturursa, fela radde lifadlihi, onun ihsanını döndürebilecek bir şey yoktur. Yusibu bihi men yeşâ'u min ibadihi, kullarına tercih ettiği kuluna isabet ettirir. Ve huvel gafurur rahim, o rahimdir, besleyicidir, hem koruyucu hem de besleyicidir, evet, hem de gafurdur, hataların sonuçları olan o kötü etkiyi de ona da karşı da koruyucudur. Bakın nasıl bir tanrı tarif ediyor. Ki biz bu ayetleri zaten defalarca okuduk. İşte Furkan suresi, Fatır suresinin başında da okumuştuk. Zaten teorik mekanizmanın başıydı burası. Mülkiyetin kabul edilmemesi noktası zaten sürekli işlenmişti. Dolayısıyla zarar ve fayda sağlayabilecek herhangi bir ara şey koymayın. Yok diyor. Ama onların fikriyatında ne vardı? İşte arada Tanrı'dan uzaklaştıkça mükemmellikten uzaklaşıyor. İşte o aralarda işte kötülük veya işte uyumsuzluk veya çatışma söz konusu olabiliyor. Neydi? İşte cesaret Tanrısı, cesurluğu, işte savaşçılığı şey yaparken, öteki tarafta güzellik Tanrıçası bilmem ne yaparken, öteki tarafta ya buna benzer şeyler çatışıyor birbirleriyle. Yani savaş çıkacak ki adam cesaret göstersin. Yani bunun cesareti öyle bir noktada şey yapıyor ki iyi veya kötü noktasında olmasına gerek yani o ayrımı yapmıyor bile. Truva filmini seyrettiğiniz zaman orada Aşil'in Hektor'un kız kardeşi olan rahibe kızla
konuşmasını dinleyin. Orada bunu çok rahatlıkla görürsünüz arkadaşlar. Yani bu neden o filmi söylüyorum? Çünkü o mantık bu dinin temel mitolojisinin, temel mitinin yansımasını anlatıyor. Diyor ki beni anlamak mı istiyorsun diyor. Ben kötü bir insan değilim diyor. Bakın oradaki rahibe olan kız ya dedi siz dedi geldiniz dedi tapınağa korumasız olan tapınaktaki rahipleri, öldürdünüz, tecavüz ettiniz, kestiniz, biçtiniz. Siz ne biçim insansınız dedi. Siz insan mısınız dedi. Tanrı'ya saygısızlık gösterdiniz dedi. O da diyor ki, yani o şekilde algılıyor. O da diyor ki, hayır diyor sen Tanrı'yı nasıl yüceltiyorsan diyor, ben de kendi Tanrımı o şekilde yüceltiyorum diyor. Savaş Tanrısı, cesaret, Ares'i nasıl yüceltirsin? Bakın şeyinden kopartıyor. Neydi onun adı? İyilik, doğruluk, güzellik noktasından kopartıyor. Sıfatları birbirinden ayırıyor. Esasında böyle bir şey var. Cesur olacaksın. Nerede cesur olacağın önemli değil. Cesareti nerede göster? Ölümüne gideceksin. Tamam git de. Bir de doğru yolda git. Doğruluğundan bağımsız bir şekilde aşil. Orada diyor ki doğruluğu yanlışını bilmem diyor. Ben diyor böyle davranıyorum diyor. Yani cesaretimin uç noktasındayım. Sen de diyor, bak diyor şunları 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 bırakıyorsun. Sadece bu tarafa yöneliyorsun diye bu sıfatları yani sonsuz sıfatların çünkü sıfatlar tanrısallaştırıldığında sonsuzlaşırlar arkadaşlar. İşte Batılı'nın anlayamadığı şey orası. Esasında biz de anlayamayız ama bizim gene bir Rabbimizden bir rehberliğimiz var. Batılı'nın anlayamadığı şey şu. Kadir mutlak intikam alıcı. Züntikam olan Tanrı ile bağışlayıcı Tanrı aynısı olamaz. Neden? Çünkü eğer kadir mutlak züntikam ise hiç kimse kurtulamayacak. Herkes şu ya bu şekilde yanlış yapmıştır, kusurludur, herkesten intikam alınır. Bitti. Eğer Tanrı rahim ise, marifet edici, bağışlayıcıysa sonsuz bir bağışlayıcıdır. Yani sen ne halt edersen et, onun bağışlamasından kurtulamazsın. Ne oldu? Çözümsüzlük. Yani iki tane sonsuz var. Matematikte sonsuzlarla işlem yapmaya başladığınız zaman zaten kafalar karışır. İki sonsuz bir arada nasıl olur? Olamaz. Tanrı'da nasıl olduğunu bilmeyiz ama ondan sudur eden şeylerde bunlar birbirlerine ayrıldığında işte aralarında çatışma ortaya çıkar. İyilikle, güzellikle, akıl ile arada problemler çıkmaya başlar. İşte bu çatışmayı Aşil ile o rahibe kız arasında görüyoruz. İkisi de kendi tanrısını yüceltmeye çalışan, o yüceltme esnasında onu yüceltmek için yanlışlar yapan insanlar. Diyor ki yani baktığınız zaman esasında kurban. Neden? Çünkü Tanrı yüceltmek böyle bir şeydir. İşte parçalanmış Kur'an'da ne diyor? Bir olan ilaha kulluk mu yoksa çok olan ilaha mı? İki ilaha mı? Nahl suresinde aynen bu soruyu soruyor. Bu haliyle şeyi çok rahat görebiliyoruz. Kur'an'ın tarif ettiği Tanrı ile insanların sahip oldukları Tanrı bir tarifi birbirinden farklı. Kur'an ciddi şekilde eğitmeden insanları ortaya bırakmıyor. Yani siz adınızı değiştirin, alt tarafta ne düşünürseniz düşünün. Hayır böyle bir şey yok. Bakın 1,5 senedir nüzul sırasında okuyoruz ve henüz daha Kur'an'ın 1/3'üne zor yetiştik. Hızlı hızlı okuyoruz. Yani bu böyle kolay bir okuma değil. Ama Peygamberimiz döneminde bu daha yavaş okundu. Ve o okuma esnasında eğitim aldılar. Zihinler değişti. Bakış açıları değişti. Ve o bakış açıları
kişiliklere nüfuz etti. İşte Mekke döneminde veya Medine döneminin başlarında iman edip Kur'an ile hemhal olup onun terbiyesinden geçen insanlar ile Mekke'nin fethinden sonra artık iman değil de teslim olan, güvenen değil de boyun büken şekilde katılanların yaptıkları hatalar hala çözemediğimiz, altından kalkamadığımız yük halinde sırtımızda, eteğimizde çekiştiriyor bizi ve biz bunun derdini yaşıyoruz. Ama Kur'an diyor ki, beni oku, bana güven, benim eğitimimden geç, ben seni başka bir hale sokacağım. Nüzul sırasında biz bu şeyi çok yakından hissediyoruz. Bu da bizim göğsümüzü gere gere o kelime böyle midir, şu kelimedeki anlam bu mudur falan diye o taraflara bakın hiç daha girmedik. Daha önceki yani bu nüzul sırası okumasından daha önce yaptığımız kendi çapımızda yaptığımız biraz Arapça birazcık kavram kelime çalışmalarının dan aldığımız şeyle yakıtla yani o enerjiyle o miktar bir şeyle bugüne kadar geldik. O şekilde başladık, yolumuza devam ediyoruz. Ama Kur'an bize yanlış anlamadın, yanlış anlasaydın muhakkak bizi girip dönüp çevirip ya bu biz bu ayeti yanlış anlamışız, böyle olmaması lazım dedirttirirdi. Yani izin kelimesine ilan deyip de okuduğumuz zaman bunları şey yapabiliyoruz. Ama tutup din kelimesini, eğer bunu İslam dini diye başka bir din getirdi Muhammed diye kavruyor olsaydık bu ayetler bizi çevirecekti. Hayır hayır deyip çevirecekti. Siz yanlış anlıyorsunuz diyecek. Ama bize bir din kelimesi öğretti burası. İslam adında bir din değil. Allah'tan başına kulluk etmeme hesabını öğretti bize. Hesabımızı Allah'tan başına katmamayı öğretti. Hesabı halis olarak Allah'a, yani dinini Allah'a halis kılmak. Biz bu cümleyi biliyoruz. Dini Allah'a halis kılmak. Bu ne demek? Yahudiliği Allah'a halis kılmak diye bir şey var mı? Hristiyanlığı Allah'a halis kılmak veya İslam'ı Allah'a halis kılmak. Böyle bir cümle kullanılabilir mi? Kurulamaz. İşte bu tutarlılıkla Kur'an'ın üçte birine kadar gelebildik. Demek ki kavram çalışmamızda bir eksiklik yokmuş veya doğru şeyleri yakalamışız. Ve bunun üzerine okuduğumuz, yaptığımız bu çalışma bize sadece İbrahimi dinlerin sağ sola kaymış mezheplerini değil veya daha önceki Tevrat gibi, İncil gibi vahiy içeriklerinin deki anlatılan kıssaların, olayların mühimince düzeltmeleri değil, onun üstüne şey gibi, İskenderiye gibi medeniyetleri bir araya getirip onları mayalayan, onların üzerine ekstra mayalayan ortamda üretilmiş, yani o gün insanlığının en uç fikriyatını bile, yani İbrahim'i dinleri kendine adapte edebilmiş diyeyim, yani onları bile içine katabilmiş. Yani Kur'an bize nasıl öğretmişti bunu? Resul'ün işlerini bile içine katabilmiş. O şekilde bir altın buzağı üretebilmiş bir anlayış bu. O anlayışı bize öğretti ve onun karşısında hayır öyle değil, böyle diyerek İsra ve Yusuf suresini karşımıza koydu ve bize öğretti. Şu anda bu söylediklerim size afaki geliyor olabilir. Ama İskenderiye okulunun oradaki Helenizmi, Kleopatra zamanındaki o çalışmaları veya ardından Hristiyanlığa dönüşü, Roma'nın Hristiyanlığı kabul edişi ve ardından yaşanan süreçleri, yani bu konulara baktığınız zaman,
Yani bunların hepsi milattan önce 100, milattan önce 30, milattan sonra 100, 120, 250, 300, 400, 450, 480. Bakın buralarda neler olduğuyla bunların hepsi, bu söylediğim rakamların hepsi gerçekten insanlık tarihinin önemli olaylarına tekabül eder. Bunların hepsi peygamberimizden önce olan şeyler. Ve onların birikimi. Kur'an, yani onları öğrendiğiniz zaman, onlarla ilintili bilgiye ekstradan sahip olduğunuz zaman bu ayetler size el sallayacak. Öyle söyleyeyim. Buraları daha iyi anlayacağız. O yüzden Kur'an yeter. Bunu yine burada tekrarlamış olayım. Kur'an vahiy olarak çok önemli bir vahiydir elbette. Allah'ın vahiyidir. Bize erişmiş, insanlığa eriştiğinden beri düzgün bir şekilde kaydedilip bize kadar erişebilmiş metin olarak, temiz olarak bize erişebilmiş nadir metinlerden bir. Ama içindekini anlayabilmek için bile dışarıda ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani İskenderiye'deki oluşan fikriyatı, oradaki şeytanlığı anlamadan buradaki şeytanlığı, burada tarif edilen şeytanlığı anlama şansımız yok. Neredeyse seni vahiy dışında bir şey söyleteceklerdi sana. Neredeyse. Yani Peygamberimizi bu noktaya kadar getirebilen şey ne kadar güçlü bir şeydir tahmin edebiliyor musunuz? Bu güçlü şeyin ne olduğunu Kur'an içerisinde anlatıyor mu bize? Evet, izleri var. Fakat bunu tanıyabilmek için dışarıda onu da biliyor olmak gerek. Kul de ki ya eyyühen nasu, ey insanlar, kad caekum, size geldi el hakku, o tutarlı olan gerçek, ister tutarlı deyin ister gerçek deyin, o hak geldi, min rabbüküm, Rabbinizden tutarlı olan şey, o tutarlılık geldi, o hak, o gerçek geldi. Femen ihteda, kim rehberlik olunursa, bunu tercih ederek rehberlik olursa. Bu kelimeyle ilintili şunu daha önce de söylemiştim, tekrarlamak istiyorum. İhteda, heda kelimesi bizde kılavuz eden açısından aktif bir fiildir. Kılavuzluk edilen kişi açısından biz Türkçe'de hep bunu pasif olarak görürüz. Kılavuzluğu kabul edip kılavuzluk olunmak şeklinde bir aktif fiilimiz yok. İhteda fiilimi bu şekilde aktif bir fiildir arkadaşlar. Öznesi rehberliğe kabul etmiş ve rehberliğe uyan manasına gelir. Ama Türkçemiz bunu kaldırmıyor. O yüzden kullanırken şey yapıyoruz. Rehberliği seçmiş olan aktif fiil burası arkadaşlar. Femen ihteda, kim rehberliği kabul eder ve şey yaparsa, ona uyarsa, fe innema yehtedi li nefsi, kendi adına, kendisi için rehberliğe uymuş olur. Femen dalle, kim çıkmaza girerse, fe innema yedillu aleyha, kendi aleyhine bir şekilde çıkmaza girmiş olur. Ve ma ene aleykum bi vekil, ben sizin vekiliniz değilim. Sizin üzerine herhangi bir sorumluluğum yok. Tam bir görevsizlik ayeti arkadaşlar bu. Az önce şeyde de söylemişti. Allah'ın değişmez kanunlarından birisine yamayarak, yani onunla eklemleyerek söylemişti Rabbimiz. Velev şa'e rabbuke, eğer Rabbin tercih etseydi ki ama etmedi ve bunun da değişmeyeceğini biliyoruz arkadaşlar. Le amene men fil ardi kulluhum cemia. Yeryüzündeki herkes iman ederdi. Ve ente tükrihün nase demişti. Yani insanlar, eğer sen insanları zorlayacak mısın? Allah zorlamıyor, sen mi zorlayacaksın? Demişti. Burada da böyle de diyerek, gul diyerek peygamberimize kendi ağzından, kendi pozisyonu ile ilintili şey veriyor. Ben sizin için ne kurtarıcıyım, ne de sizin vekilinizim, ne de çobanınızım. Bakın burada doğu tarafındaki çobanlık meselesinin de bir şeyi. Yani siz ne güdülecek insanlarsınız ki böyle değil.
Herkes kendi sorumluluğunu, kendi bilinciyle kendi sorumluluğunu ayağına alacak ve kendi ayağından asılacak. Bilinçli tercihlerinizle cenneti kazanacaksınız. Benim zorlamamla değil. Ben sizin üzerinize bir vekil değilim. Yani siz biz de İbrahim'iyiz deyince kurtulacağınızı zannediyorsunuz. Bunlar isimli olacak şeyler değil. Öncekiler geldi geçti. Şimdi sıra size geldi. Halifelik size geldi. Yeryüzünde sizi halife kıldı. Bakalım şimdi ne yapacaksınız diye. Bunun ayetlerini defalarca gördük ve defalarca daha göreceğiz. Kur'an bunu tekrarlaya zihnimize kazıyacak. Vettebi'a ma yuha ileyke. Sana vahiy olanın peşinden git. Ona uy. Vasbir. Sabret. Dişini sık. Direnç göster. Hatta yahkum Allahu. Allah hükmünü verene kadar. Ta ki Allah hükmünü verecek. Ve huve hayrul hakimin. O ya beklenen hakim, beğenilecek olan hüküm mü o verecek. Yani ne demişti? 93. ayette. Sizi o onayladığı makama eriştirmiş ve oraya yerleştirmişti. Lekad bevvena beni İsrail'e mübevve esidgin. O onaylanan yere sizi yerleştirmişti. Bakın bunu İsra suresinin başında da okumuştuk. Sizi Firavun'un elinden kurtarmış ve size dünyada hiç kimseye vermediği bir fırsat, iki fırsat vermişti. Postacı kapıyı iki defa çalar diye bir şey vardı değil mi? İki defa fırsat vermişti ve iki seferinde de siz kaybettiniz. Ve razaknahum bit tayyibati. Sizi tayyibatlarla, güzel şeylerle beslemişti, rızıklandırmıştı. E sonra femehtelefu ve siz pardon burada onlar diyerek şey yapıyor. Üçüncü şahıs kullanarak şey yapıyor. İhtilafa düştü, zıtlığa düştüler. Hatta caehumul ilmu. Onlar ilim, bilgi gelene kadar ihtilafa düşmediler, pardon. Zıtlaşmadılar. Aynı tas, aynı hamam gittiler. İnne rabbeke, muhakkak ki Rabbin yakdi beynehum yevmel kıyameti. Değerlendirme gününde kararını verecek. Fîmâ kânu fîhî yahtelifûn. O zıtlaştırdığınız şeyler konusunda verecek. Yani dünyada ilim geldiğinde, belge geldiğinde, yeni bir Resul geldiğinde, bilmem ne olduğunda işler düzelmiyor. Mehdi geldiğinde her şey düzelmiyor. Mesih geldiğinde her şey düzelmiyor. O son peygamber, beklenen peygamber geldiğinde her şey düzelmiyor. Böyle bir şeyler bekleyip bekleyip ileri işi geleceğe doğru atmayın. Bir şey gelene kadar gelecek gelecek diye kendinizi gizliyorsunuz. Geldiği zaman da zıtlaşıp gidiyorsunuz. Aha işte İsa'da da böyle oldu. En büyük ayrımı da orada yaşadınız. İşte Muhammed'de de böyle oldu. Allah aranızda bu zıtlaşmalarınızı ettiğiniz eylemde her şeyde hükmünü verecek. O hüküm verme açısından en beklenen en şey yani onun bu o bunun filan hükmü filan değil. Evet, beklenen ve beğenilecek olan elhamdülillah ne güzel dedirtecek olan şey hüküm onun hükmüdür elbette. Sadakallahu lazim. Allah onayladı. Allah'ın onayladığı metindir. Evet, Kur'an'ı okudukça, ayetler okudukça, başında besmele çekip euzu billah diyerek şeytanadan Allah'a sığınırken sonunda da muhakkak bu Allah'ın mesajıdır. Allah tarafından onaylanmış metindir. Sadakallahu lazim dememiz gerekiyor ki bunu insan sözü olan diğer metinlerden ayırabilelim. Bu makamlı okuyuşla ayrılabilecek bir şey değil. Bu başka şeylerle ayrılamaz arkadaşlar. Bu insanların kullandığı dil ile yani lisan-ı arabiye olan bir metin bu. Bunu diğer metinlerden ayırabilmek için, insan sözünden ayırabilmek için başında besmele çekip Allah'a sığınıp sonunda da onaylı metindir dememiz gerekiyor. Sadakallahül azimim, Allah doğru söyledi. Hayır arkadaşlar bu bana çok ağır gelen bir cümle. Allah doğru söyledi ne demek? Allah onayladı. Yani mühür gibi.
Yani bir metin var. Bu metnin, yani bir yazı geliyor elinize. Bu yazının doğru yerden gelip gelmediğini altındaki mühürden anlarsınız. Onaydan anlarsınız. Allah onayladı. Allah'tan meleği aracılığıyla, seçtiği elçi aracılığıyla gönderdiği ve insanlar tarafından, yani o peygamberin gözetimi altında kaydedilmiş olan metindir. Allah'ın onayladığı metindir. Bu herhangi bir metin değil. Peygamberin sözü değil. Hadisi kutsi değil. Neyse o. Veya bilmem ne rivayeti değil. Allah'ın onayladığı metin. Bir ayet okuyorsak muhakkak onun ucunda, eğer karışması ihtimali varsa, muhakkak onun ucunda sadakallahu, Allah'ın onayladığı metin dememiz gerekiyor. Burada bu sure bana bunu dedirtti. Dedirtiyor. Yani çünkü bana güç verdi. Eğer Rabbimden olmasa bu kadar güçlü hissettirmezdi. Evet, benim bu sure hakkında söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. 1 saat 20 dakika olmuş. Başka söyleyeceğim ne var diye şey yapıyorum. Esasında Kur'an'dan söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ama zaman içerisinde İskenderiye'de mayalanan bu fikriyatın ne olduğu hakkında fikirlerimiz olursa, bilgilerimiz olursa onları paylaşırken muhakkak buralara da döneceğiz. Eğer şimdi sırada Hud suresi var. Hud suresinde eğer bakalım karşımıza ne gelecek? Bu insanlar kuyruklarını sıkıştırıp geri gittiler mi? Yoksa başka laflar ettiler mi? Ne oldu, ne bitti? Bu konuda Kur'an'dan öğrenebileceğimiz bir siyer bilgisi olabilecek mi? Onu zaman içerisinde okurken göreceğiz. İnşallah bu şekilde Erkam'ın evinde, hala Erkam'ın evinde miyiz? Bunu da bilmiyorum. Belki hala devam ediyordur. Çünkü o sürecin sonrasında Habeşistan'a göç, biz onu hissetmedik. Belki arada geçti. Belki de su şeylerin içerisinde veya Meryem suresi falan civarlarında belki o süreçler yaşandı. Bunları çok hissedemedik. Belki de bu da bizim eksikliğimizdendir. Yani biz şunu biliyoruz. Eserin kendisi okuyucusunun içerisinde var olanla temas ettiğinde, onunla çarpıştığında ortaya bir şey çıkar, tevil çıkar. Yani eserin kendi kitabın kendisi bir eser değildir. O bir ona başka bir isim bulmamız gerekiyor. Bir kitap var, evet. Kaydedilmiş bir metin var. O metni okuyoruz, kendi dilimize çevirmeye çalışıyoruz. Çeviri hataları yapıyoruz. Kendi zihnimizde bir şey oluyor. Rabbimin kolaylaştırdığı ile ilintili şeyinden dolayı anlayabildiğimizi düşünüyoruz ve bu anlayış bizim içerimizdeki bilgi ile, başka bilgiler ile olabildiğince Kur'an'a sızmasın, bizdeki bilgiler Kur'an'a sızmasın, onu yanlış anlamamıza etki etmesin diye şey yapmamızı bir kenarda tutmaya çalışırken acaba Rabbim burada ne demek, ne demeye çalışıyor, bize ne ulaştırıyor diye ona kulak vererek baktığımız zaman oluşan şey, oradaki çıkan mana ile bizdeki mananın örtüşmesine bakıyoruz. Cebimizdeki manayı Kur'an'ın anlamıyla, müheyminliğiyle doğrultmaya çalışıp bir şey elde ediyoruz. O bizdeki karşılığı o. Bu Kur'an'dır, bu Kur'an'dır diyemeyiz. Kur'an'dan bizim anladığımızdır. Ve zaten hedefimiz de odur. Ötekisine zaten erişme şansımız, onu kapsama, kavrama, tamamlama, bitirme diye bir şansımız olduğunu düşünmüyorum. Tenzil edilmiş, indirgenmiş bir metindir. İnsanlar anlayabilsin diye bir indirgenmiş bir metindir. Biz de kendimizin bir insan, bir Ademoğlu olarak kelimelerin
isimlerin öğretilmiş bu kavramsal altyapıyı anlayabilen, işletebilen varlık olduğumuzu düşündüğümüz için bu hadsizliği veya bu haddi işletiyoruz. Ondan öte başka bir şeyimiz yok. Biz hümanistler gibi insanın tanrısal varlıklar olduğunu ben düşünmüyorum. Yani yaratık olarak yaratan karşısındaki pozisyonu koruyabilmemiz gerekiyor. Kur'an bize bunu öğretiyor. Az önce dilimin ucuna kadar geldi ama konu, yani cümle bittiğinde unutmuşum galiba, şu anda tekrar geldi. Kur'an bize peki bu sonsuzluk noktasında nasıl bir tanrı tarif ediyor? Ya nasıl oluyor da sonsuzlar bir arada olabiliyor? Kur'an diyor ki basiretler, bu şekilde fikriyatınız, zihniniz bu durumu kavrama şansı yok. Yani Allah'ı kavrayamazsınız bu şekilde. Basiretleriniz onu ihate edemez. Fakat size Allah'tan basiretler geldi. Yani buna güvenin. Bunun böyle olduğunu anlayın. Yeter. Bu sizin için yeter. Çünkü ötekisini anlama şansınız yok, mümkün değil. Buna epistemolojik yani bunun çok farklı felsefi seviyelerde açıklamaları yapılabilir. Yani neden anlayamayacağımızla ilintili kanıtlar da şey yapılabilir. Anlayamayacağız da bundan dolayı yok mu sayacağız? Kur'an böyle demiyor. Size verdiğimiz kadar yeter. Kur'an'da verilen kadar yeter. Tanrı'nın nasıl, ne olup ne olmadığı, neydi, ne, onun kastının ne olup olmadığı. Ama sakın ha aklınızdan geçirdiğiniz bu örneklerle, şunlarla, bunlarla gidip de imtihan etmeyen, görmeyen, duymayan, ilgilenmeyen, umursamayan, keyfe keder, böyle böyle değil diyor. Görür, duyar, şah damarından daha yakındır, kaydeder. Bakın bir bağımsızlık şeyi vardır. Sizin ibadetinize, kulluğunuza şu an hiçbir şey ihtiyacı yoktur. Tamamen bağımsızdır bundan dolayı. Herhangi bir şey kaybetmez siz ona ibadet etmediniz diye. Ondan hiçbir şey eksilmez. Evet, ama ondan başkasına kulluk etmenizi de veya onu yok saymanızı da ona da razı gelmez. Bakın, böyle bir tarif var. Bu tarifi biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Katmak istediğiniz, kayda girsin dediğiniz bir kısım şeyler varsa buyurun. O zaman sırada Hud suresi olması lazım. Evet, sırada Hud suresi var. Ardından Yusuf, Hicr, Enam. Enam geliyor. Hud suresinden okumamıza devam edeceğiz. Cumartesi günü akşam. Eğer müsait olmazsam, ama evet, bu cuma günü benim YouTube'da Say platformunda sunumum olacak. Tevrat'ta Son Vahiy adı altında, Son Vahiy ile ilintili Tevrat'taki ayetleri, oradaki bağlantıları sunmaya çalışacağım. Pazar günü akşamdan itibaren 15 günde bir Clubhouse'da bu konu üzerinde parça parça tartışma ortamı olacak. Oralardan takip edebilirsiniz. İşte Cuma günü o olacak, Pazar günü de diğeri olacaksa bu durumda Cumartesi akşam kuvvetle muhtemel müsait olmam. Pazartesi günü akşam inşallah Hud suresinden okumamıza, nüzul sırası okumamıza devam ederiz.